Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Galatasaray'ın geniş kadrosunu rica edeyim. Madem oradan başladık öyle gidelim. Çünkü bu geniş kadronun dizilimi muhtemelen artık sahada göreceğimiz dizilim olmayacak kısa bir süre sonra. Üçlüye dönmesini bekliyoruz. Hazırlık maçında da denedi Okan Hoca. Böyle bir kadro yapısı var. Ziyeş'in bir sakatlığı oldu bu arada. Bir süre yok. Ama Osimen de bir anda gelince bir havayı değiştirdi. Okan Hoca üçlüye dönüyor ki yani bilgi olarak onu da söyleyeyim bir daha Jakobsu o üçlünün sol sosyali olarak gibi. kullanacak. Nasıl bakıyorsun bu üçlüye dönüş, o simen transferi bir farklılık gerekiyordu Galatasaray? Okan Hoca da hem sistemde değişiklik yapıyor hem de yönetimde Ossimen transferiyle havayı bir değiştirdi. Yani çok mutlu değil Galatasaraylılar. Yani bir Fenerbahçe maçının yakın zamanda olması hem risk Risk olduğu kadar da şans, fırsat. Neden risk? Zaten Beşiktaş'ta çok ciddi bir mağlubiyet almış Okan Hoca takım. Hı hı. Beşiktaş'tan daha büyük e, sıkıntı yaratan bir maç Young Boys maçı. Eleniyorsun bütün planları onun üzerine yapıyorsun. Ligde 3-3 üç, üç, üç yapmana rağmen çok kesmedi. O Sümen transferi asla hayır denecek bir transfer değil. Çok önemli bir fırsat, önemli bir yöneticilik başarısı. Bunların hepsi kabul. E, o biraz havayı değiştirir, değiştirdi. Güzel. Ama ilk problemi... Gol bölgesi miydi Galatasaray'ın? Golcü müydü? Yani ceza sahası için miydi? Değil ama. O e hayır denmez. Havada kaparsın. Ondan bahsetmiyorum. Hocanın sistem değişikliğini aslında yeni değil. Bir süredir hoca bunu dillendiriyor. Emarelerini veriyor cümlelerinde. Ee, Rize maçında klasik dizilişi oynar ama Fenerbahçe maçında riske eder mi? Bakın kısa sürede görmeyebiliriz hocanın hayalini. Hmm. Yani bence Rize spor maçında zaten şu an ortam ve kadro henüz müsait değil. Beklentileri de çok olmadı. Ee, klasik dizilişiyle oynayacaktır. Fenerbahçe maçında üçlü çıkarmışsın. Sırf... Stefan Kus yapmıştı Portekiz maçında, playoff off evet. maçında Berkan'ı evet. falan kullanmıştı. Bunun altından kalkamayabilirsiniz kötü oyun ve sonucun. O yüzden biraz bekletecek gibi geliyor bu sistemi bana. Okan Hoca. Hı hı. Ee, ayrıca şimdi üçlü sistem dediğin şey e, böyle çok stabi, statik oynanıyormuş gibi, hiç kımıldamıyormuş oyuncular gibi bir algı oluşuyor. Kimden dinledim? Birkaç gün önce. Ee, önemli teknik direktörlerden bir tanesi. Hı hı. Mourinho ya Mourinho pardon. Hani Habertürk'e Türkçe verdiği Habertürk. röportajda e, şey söyledi ya. E, bu dizilişlerde de oyuncular sabit kalmıyor oyun içerisinde. Biz üçlü başlayıp 10 dakika sonra başka bir hikaye yazabiliyorsun. Şunu mu diyorsun yani İsmail ya da Torreira? Senin burada 10'a 10 bir alanın var. Burada mayın tarlası dışarısı. Buradan çık böyle değil ki yani evet. çok takılıp kalıyoruz bence bu sistem meselesine. İlla oynayacaksa yani bizim belirgin şekilde Galatasaray'ı 3-5-2 sahada baktık düdük çaldı dizilişi gördük. O akan oyunda da görecek olacaksak bu sezon içerisinde çok alınacak bir e, risk mi yapılacak bir hamle mi emin değilim. TRT spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Zalevski sarmalı. Galatasaray yönetimi Roma'da forma giyen Nikola Zalevski'nin transferini tamamlamak için İtalya'ya gitmişti. Sarı-kırmızılı takım transferi tamamlayamadı. Dimarzio'da yer alan habere göre Nikola Zalewski Roma'da kalmaya karar verdi. Polonyalı oyuncu Galatasaray'ın yaptığı iyi teklife rağmen takımdan ayrılmama kararı aldı. Bununla birlikte haberde Polonyalı oyuncu Galatasaray'ın teklifini reddetti ancak sarı-kırmızılı yöneticiler ısrarlarını sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan Polonya basınından Mecziki'nin haberine göre ise Galatasaray ile Roma Zalevski transferi için anlaşmaya vardı. Ancak sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zalevski Galatasaray'ın son teklifini de kabul etmedi. Zalevski kışın istediği kulübe imza atmak istiyor. Alfredo Pedulla'nın haberine göre Nikola Zalevski iki gün önce Galatasaray'ın teklifini kabul etmişti. Ancak Galatasaray Roma'ya yapılan bon servisi artırmak için oyuncuya yapılan 2 milyon euro maaş artı bonus teklifini düşürmesini istedi ve Zalewski Galatasaray'ın teklifini reddetti. Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Roma ile 9 milyon euro artı 3 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı ancak oyuncu ikna edilemedi. Öte yandan Corriere dello Sport'un haberine göre Galatasaray ile her konuda anlaşan Roma, Nikola Zalewski'ye baskı yapıyor. Oyuncuyu bonservis ücreti kazanmadan kaybetmek istemeyen İtalyanlar, Galatasaray'ın teklifini veya yeni sözleşmeyi kabul etmezse Zalevski'yi kadro dışı bırakabilir. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nikola Zalevski'nin Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Galatasaray'da ayrılık Halil Dervişoğlu Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flash bir ayrılık yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Gaziantep, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. Oyuncunun maaşının tamamını Gaziantep ekibi ödeyecek. Oyuncunun menajeri resmi işlemler için İstanbul'a geldi. İmzalar transferin son günü olan bugün atılacak. Halil Dervişoğlu geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Hatay Spor'da geçirmişti. 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'dan Orkun Kökçü sürprizi Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha için sürpriz bir hamle yaptı. Orta sahaya da takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılı takım, Orkun Kökçü'yü gündemine aldı. Benfica'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyu, bir yıllığına kiralamak isteyen Aslan, Portekiz kulübüne teklif sundu. Benfica'nın vereceği cevaba göre Galatasaray'ın alternatif isimleri de hazırda tuttuğu belirtildi. Benfica ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki orta saha Feyenoord'dan 25 milyon euroya transfer edildi. Portekiz devinde 47 maça çıkan Orkun 8 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Galatasaray ikna edemedi. Frankfurt'tan da açıklama geldi. Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Junior Dina Ebimbe transferindeki teklifi ortaya çıktı. Lekip'te yer alan habere göre Galatasaray 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Eintracht Frankfurt'a 10 milyon euroluk teklifte bulundu. Habere göre iki takım oyuncunun transferi için anlaşmaya vardı ancak Galatasaray oyuncuyu Türkiye'ye transfer olması için ikna edemedi. Öte yandan Frankfurt Sportif Direktörü Timo Hardung oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Frankfurt ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Ebimbe'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. PSG'den Osimen açıklaması Galatasaray'ın İtalya Ligi takımlarından Napoli'den transfer ettiği Victor Osimen için Paris Saint-Germain'den açıklama geldi. Fransa'nın önde gelen kulübü Paris Saint-Germain'in futbol danışmanı olan Luis Campos 25 yaşındaki Nijeryalı hakkında konuştu. Sarı Kırmızılı Kulüp'te Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos, Victor Osimhen'le ilgili gelen soru üzerine Victor Osimhen için transfer girişiminde bulunmadık cevabını verdi. Suudi Arabistan Ligi takımlarından Alahli ve İngiliz temsilcisi Chelsea'nin gündeminde olan Victor Osimhen kiralık olarak Galatasaray'a imza attı. Mauro Icardi'den Fenerbahçe talebi Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin son durumu belli oldu. Kaya Temel'in haberine göre tedavisine Arjantin'de devam edilen yıldız futbolcu kısa süre içinde İstanbul'a dönecek. Sağlık durumu iyiye giden Arjantinli yıldızın tedavisine İstanbul'da devam edecek. Icardi, Fenerbahçe maçında iğneyle bile olsa oynamak istediğini teknik heyete iletti. Son karar maç haftası verilecek. Ozan Kabak'tan güzel haber geri dönüyor. Milli takımın İtalya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Ozan Kabak'ın son durumu belli oldu. Çapraz bağları kopan ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan milli oyuncu bireysel çalışmalara başladı. Sakatlık süreciyle ilgili açıklama yapan Ozan Kabak, "Durumum her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Benim için zor bir 3 ay geçti. Sadece kanepede oturup maçları izlemek benim için kolay bir şey değil. Egzersiz yapıyorum." ve sahalara geri dönebilmek için elimden geleni yapıyorum ifadelerini kullandı.